Oğlum, bak. Devletimizin bize belirlediği bir mesai saati var, anladın mı? O saatte burada olman lazım senin. Şu saatte kahvaltı yapacağız da diyor mu? Bir sus lan sen, bir sus. İşine gelince sus tabii. Ya ona değil lan, cinayetler. Cinayetler ne oldu? Uyuyor. Harbi cinayet var lan. Neye daldın oğlum sen? Niye duymadın? Ne bileyim lan. Hadi gidelim bari. Amirime haber vereyim ben o zaman. Ay, cinayet var. Ne oğlum cinayet varsa siz niye oturuyorsunuz lan? Biz kalkıyoruz şimdi. He. Bıraksana lan şeyimi. La bir yüzüm lan. Şuramda kaldık. Siz burada bekleyin lan. Abi, ha. Abi sana bir şey söyleyeceğim. Ha. Bu cinayeti var ya, Akbaba'dan önce ben duydum. Haberim var. He. Bir ara hatırlat da benim altın kalkmalıyı takayım sana. Neyi? Amirim bana altın kalkmalı takacak. Ne haber? Hiç haberin yok. Ne diyor lan? Mevzuya gırtlaktan girmiş. Göğüste de bitirmiş. Adı ne lan? Erkan Taş. Erkan Taş. Bak. Kan kurumuş lan. Ölüm morlukları da yerleşmiş. Gece mi öldürülmüş lan? Büyük ihtimalle. Boğazlar gitmiş ya. Boğazlar gitmiş. Sen ne yapıyorsun lan? Boğazlar gitmiş, boğazlara bak abi. Ya şöyle şey yapayım bak, öyle bir baktım işte, oturasam. Ne oğlum, git hayaletin yanına lan, git git. Bir bakın bakalım etrafta gören duyan var mı? Soytarı mısın lan sen? Tamam. Soytarı. Bu şeyde kal. Sen gergin misin ya? Tamam. Sekreter nerede lan? İçeride. Erkan'ı sen bulmuşsun, öyle mi? Evet, kapı kilitli olmayınca benden erken geldi diye düşündüm. Odasına bakınca gördüm. Allah'ım inanamıyorum. Erkan'ın anlaşamadığı kimse var mıydı yakın çevresinde ya da ne bileyim hastalarından biriyle falan? Bilmiyorum. Yoktu. Severlerdi Erkan Bey'i. Hastalarıyla hiç sorun yaşamazdı. Sen saat kaçta çıktın? 8.30'da. Selam. İçeride. Demek hastalarıyla bir sorunu yoktu, öyle mi? Yoktu. Sorun yaşamazdı. Sen kaç yıldır buradasın? 2 yıldır. Adam jinekolog. Gördüm. Cinayet aleti falan da yok. Hı hı, söyledi. O zaman başka bir şey de yok. Bırakın ya, girmem lazım. Kocam o benim. Ne oluyor lan? Evet. Yok baba, elde var 0 ya. Zaten saat 9 olunca binada incin deplasmanı. Şu yan binanın kapıcısı da buraya bakıyormuş. Saat 6'da çöpleri almış. O kadar. Başka hiçbir şey yok ha. İyi günler. İyi günler teyze. Burada birisi öldürülmüş. Komşular konuşurken duydum. He, doğru duymuşsun. Niye beni kale almıyorsunuz? Ayıp değil mi? Allah Allah, ne kale almaması teyze ya. Biri öldürüldü, tamam da bu ne merak, biz de işimizi yapalım, tamam. Niye kabalaşıyorsun? Benim verdiğim vergilerle maaşınızı almıyor musunuz siz? He, onlarla alıyorum ama sen çok az vergi veriyorsun, haberin olsun 3 kuruş para alıyorsun. Şişt. Teyze sen arkadaşın kusuruna bakma ya. Bu biraz kaba. Kaba olduğu için zaten bunu asayişe de vermediler. Bak nasıl kibar bir polis. Memur bey, olayı duydum geldim. Ben yan apartmanda oturuyorum. Dün akşam 10 gibi buradan geçiyordum. Bu apartmandan biri çıktı. Nasıl biriydi teyze? Kaba saba bir adamdı. Çarpıştık. İkaz ettim. Özür dilemeden koşarak kaçtı. Sen yüzünü gördün mü? Gördüm, görmez miyim? Sen görsen bu adamı tanır mısın? Tanırım tabii. Tamam teyzeciğim. Şimdi teyze ben senin numaranı alayım. Lazım olunca ben seni ararım. Siz nerede oturuyorsunuz? Şurada yan apartmanda, 4 numaralı daire. Kocanız gece öldürülmüş. Eve gelmeyince hiç mi şüphelenmediniz siz? Birkaç zamandır aramız bozuktu. Eve gelmiyordu zaten. Görüşmüyor muydunuz? Evet. Ayrılacaktık. Neden? Nedeni yok işte. Ayrılacaktık. Şüphelendiğiniz birileri var mı? Didem Aksoy. Kim? Didem Aksoy. Bir süredir ilişkileri varmış. Neden şüphelendiniz peki? Kuzum! Kayınvalidem. Oğlum! Evet. Senin ne işin var burada? Oğlum yalnız bıraktın. O kötü günlerinde bir an olsun yalnız bırakmadı seni. Evine almadın oğlumu. Oğlum! Almayın oğlum herkesi içeri. Çıkarsanıza. Neden böyle konuşuyor? Bilmemiz gereken bir şey mi var? Kötü günlerden bahsediyordu. 3 yıl önce. İş yerimin yanında bir bilgisayar şirketinde çalışan Orhan adında biri vardı. Bir gün bana gelerek psikolojik sorunlarının olduğunu ve mümkünse görüşmek istediğini söyledi. Siz ne iş yapıyorsunuz peki? Psikoloğum ben. Ben de görüşmeyi kabul ettim. Birkaç görüşmeden sonra bana karşı davranışları değişti. Nasıl değişti? Yemeğe çıkmak istedi benimle. Birkaç kere de bir yerlerde bir şeyler içmeyi teklif etti. Ben de görüşmeyi kesmek zorunda olduğumuzu söyledim. Yani böyle bir durumda ona yardımcı olamazdım. Bir gün özür dileyeceğini söyleyerek içeri girdi. Ne oldu? Kötü bir şey mi oldu? Saldırdı bana. Tecavüz etmeye kalkıştı. Son anda Erkan yetişti. Orhan'ı dövdü. Orhan'dan davacı olduk. Adamı hapse attırdık ama bu sefer de Erkan'la aramız bozuldu. Neden? Sizi mi suçladı? Hayır. Ben kötü bir dönem geçiriyordum. Anlıyorum. Orhan'ın soyadı neydi? Orhan Katip. Bildiğim kadarıyla hala cezaevinde. Biz onu araştırırız. Peki sekreterinizin adı neydi? Didem Aksoy. Didem Aksoy. Beni bırakır mısın? Yok, bırakamam, işim var benim. Ne işi? İş. Ama bizim çocuklara söylerim, seni bırakırlar. Savcı hanımı istediği yere bırakın. Sağ ol. Görüşürüz. İyi günler. Başınız sağ olsun. Abi yapacak bir şey kalmadı burada. Şu neydi sekreterin adı? Didem Aksoy. Aksoy? Evet. Şu Didem Aksoy'u alın lan. Senem Hanım'ın sekreteriymiş. Erkan'la ilişkin var mı senin? Evet. Bir süredir bende kalıyordu. Dün akşam da gelecekti ama gelmedi sonra. Merak edip arayınca açmadı. Senem'le görüşmeye gittiğini düşündüm. Senem'le ne konuşacaktı? Ayrılmayı. Ama malları paylaşma konusunda sorun yaşayacağını düşünüyordu. Senem nasıl anladı sizin ilişkiniz olduğunu peki? Bir gün bana izin verdi, yarın işe gelme dedi. Ertesi gün izinli olunca ben de Erkan'ı aradım. Kuğulu Park'ta bir kafe var. Orada buluştuk. Meğer bana izin verip Erkan'ı takip etmiş. Kafeyi bastı. Ağzına geleni söyledi ve gitti. Senem diyor ki, Erkan'ı sen öldürmüşsün. Kendine baksın o. Asıl malların üzerine yatmak için kendisi öldürmüştür. Ben Erkan'ı seviyordum. Kadının sorunları varmış. Bahsetti mi Erkan sana? Bir tecavüz etmeye kalkışmış. Erkan'ın bana anlattığı olaydan sonra Senem bir daha cinsel ilişkiye girmemiş Erkan'la. Sen de fırsattan istifade Erkan'ı kaptın tabii o. Terbiyeli olun. Ben size yardımcı olmaya çalışıyorum burada. Sağ ol, çok yardımcı ol. Mahmut dayı, Sedat'ın selamı var. Konuşabilir miyiz? Senin ne işin var burada? Beyefendi sakin ol. Sakin ol, sakin. Sakin, ben sadece konuşmak için geldim. Utanmıyor musun gelmeye? Ne istiyorsun oğlumdan ha? Bak, evime geldin, içeri aldım ben seni. Konuştunuz, gittin. Eşkıya mısın? Zorba mısın sen? Şikayet ettik seni. Alp'i sen bu hale getirdin. Anca insan dövüyorsun zaten. Sen kimsin be? Arkadaşıyım. Sen bir sus. Öfkenizi anlayabiliyorum ben. Ama ben yapmadım. Kim yaptı peki? Senden başka düşmanı yok oğlumun. Bak, kızınla bir beraberlik yaşamışlar. Cezaevinde anlattı her şeyi bana. Seninle mahkemede görüşeceğiz. İstediğiniz yerde görüşelim. Ama ben yapmadım. Arkadaşlarıma da yapmıştın aynısını. Onları da dövmüştün. Oğlumu rahat bırak. Ailemi rahat bırak. Karım da fenalaştı, onu da yatırdık. Hangisine koşturacağımı şaşırdım. Bunların hesabını vereceksin. Hiçbir şey gizleyemeyeceksin. Ben yapmadım. Ben yapmadım. Ulan Osman, var ya ben seni Ha, neredesin lan? Buradayım abi. Akbaba sen misin? Benim aga, ne oldu? Yok bir şey, niye aradın? Cinayet ihbarı aldık aga, duydun mu? Duymadım lan. Yok oğlum yok, siz gidin la. Rapor falan? Halledin lan işte. Tamam aga. Ne oldu lan? Benim işim var, siz gidin dedi. Oo, ters o durumlar var hacı. Amirim hiç böyle yapmaz. Hadi kalkın biz gidelim, hadi. Vay be. Üst geçitten mi öldürmüşler la adamı? Ha. Ulan üst geçidi kullanan zaten bir kişi var, onu da öldürmüşler lan. Oğlum bu kadar ıssız olursa gündüz gözü adam kessen kimsenin ruhu duymaz lan. Oy 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 oy. Merdivenlere bak la, bu merdivenler adamı öldürür ha. Gel sen de şöyle konuşalım. Gel. Gel bakma. Bakma gel. Tamam tamam sakin ol. Sakin ol tamam. Sedat! Cehennem ateşinde yanarsan Sedat! Sedat! Sedat cehennem ateşinde yanarsın. Bıçaklamışlar aga. Yapma ya. Ha. Cüzdanını da boşaltmış. Karakol ekipleri çevrede umucu balcı çocukları topluyor. Ama tanık yok. Nasıl biri bilinmiyor yani. Lan toplasan olacak ki kim görecek burada? Bir de etrafa şerit çekmişsiniz. Lan kim çıkacak bu kadar merdiveni de görecek zaten. Sedat kim lan? Ne bileyim lan. Sen şimdi Sedat yapmıştır diyorsun yani. Başka kimse olamaz. Niye baban Sedat'a ne yaptı ki? Bir şey yaptığımız yok komiserim. Nasıl bir şey yaptın yok mu? Sen şu meseleyi doğru düzgün bir anlat bakayım. Sedat yıllar önce babasını öldürdü. Bir seneyle cezası bitince yattı çıktı. Ama hep babamı suçladı. Babamı sürekli amcamı öldürdüğünü söyleyip durdu. Yırtmak için elinden geleni yaptı. Sürekli babamı tehdit etti. Babasını niye öldürdü bu herif? Anlaşamıyorlardı. Amcam çok döverdi bunu. Sedat niye suçu babana attı? Mirastan pay alamayacağını anladı ondan. Ha, ne oldu miras peki? Faydalandı mı? Cezası kesinleşince mirası alamadı. Osman nerede lan? İyi günler Behzat amirim. İyi günler şimdi. Nerede lan bu? Osman daha gelmedi komiserim. Bir durum mu var? Var var. Nereye gittiler? Kale taraflarına gitmiştim. Müzere biriyle buluşacaktı sanırım. Medeniyetlere. Evet amirim. Savcı nerede kaldı? Gelir birazdan oğlum. İşin mi var? Ya yoksa kaç saat oldu ya? Bak şimdi kardeşim. Sen bu Sedat'ın yerini tam olarak biliyor musun? Ulus'ta bir pansiyonda kalıyormuş. Pansiyonun adını biliyor musun lan? Yok bilmiyorum. Ya tamam tamam hadi sen git ya. Anan aşağıda mahvoldu. Tamam bakma daha hadi. Tamam. Hadi başın sağ olsun. Tamam. Alo Eda. Sedat Güneş Ulus'ta bir pansiyonda kalıyor. Bize adresini bulsana. Tamam. Amiriniz nerede sizin? Amirimiz başka bir cinayetle ilgili işlerle uğraşıyor Sayın Savcı. Maktul. Maktul Mahmut Güneş. Bıçaklanmış. Cüzdan da boşaltılmış. Görgü tanık. Tanık yok Sayın Savcı. 6 Mart 2011 Kızılay semti Fırat Paşa Caddesi üzeri kapalı üst geçit. He. Aga bu yeni cinayette şüpheli var. Sedat Güneş. Hangi cinayet lan? Bu yeni işlenen işte. Üst geçitte bıçaklama. Mahmut Güneş. Şüpheli kimmiş? Yeğeniymiş abi. Daha önce babasını da öldürmüş. Neredeymiş? Ulus'ta bir pansiyonda kalıyormuş. Hangisi? Yıldız abi. Tamam la tamam orada buluşalım biz. Hadi. Yürüyün lan. Pansiyona gidiyorsun. Erkan'la ilgili bir gelişme oldu mu lan? Abi cenazedekilerle konuştuk bir şey çıkmadı. Bu herif niye böyle lan? Yok bir şey. Topla oğlum biraz kafanı. Kafanı topla. Selamünaleyküm. Buyurun. Sedat Güneş burada kalıyormuş. Evet. Odasında mı şimdi? Odasında. Bir iki saat önce neredeydi lan? Odasından hiç çıkmadı. Kahvaltıya bile gitmedi. Emin misin? Eminim. Numarası kaç? 109. 109. Eyvallah. Sedat sen misin lan? Benim. Geç şöyle. Hasta mısın lan? İçim titriyor. Kaç gündür dışarı çıkmadın sen? Dünden beri çıkmıyorum. Emin misin? Siz kimsiniz? Cinayet büro. Ben? Senin amcan öldürülmüş. Haberin var mı? Ne zaman? Bir iki saat önce. Duymadım. Ne olur sen doktora git lan. Yoksa sen de ölüp kalacaksın böyle. Sen amcanla düşmemişsin. Öyleydik. Ama ben öldürmedim. Ha doğru. Sen babanı öldürdün değil mi? Amcam öldürdü babamı. Sonra suçu benim üstüme attı. Sen de amcanı öldürdün. Yürüyün lan. Nereye gidiyor musun? İstersen sen kal, burada çorba hazırla. Ulan adam gibi araştırma yapın be. Adamın kaldıracak hali yok. Sana ne oldu abi, neyin var? Ulan Alp'i komaya sokmuşlar lan. Nasıl? Kim ya? Osman lan. Durumu fena ha. Behzat oğlum, Tuğgeneral bizi bekliyor lan. Tamam abi, ben geliyorum şimdi. Büroya gelmiyor mu abi sen? Yok la, siz gidin, benim bir işim var. Alp meselesi mi? Yok be oğlum, onun için önce Osman'ı bulmak lazım. Sedat'tan bir iş çıkmadı lan. Konuştunuz mu siz ailesiyle? Ha, görüştük. Onlar da Sedat'tan şüpheleniyor. Bence hırsızlık abi. Herifin cüzdanından parayı almış gitmiş. O bölgede muhbir falan yok mu lan? Konuşsaydınız ya. Var abi, konuştuk. Kimsenin bir şey bildiği yok ya. Amirim, parmak izi raporları geldi. Hangisinin? Mahmut'un mu, Erkan'ın mı? İkisinin de. Erkan'ın cinayetinde parmak izine rastlanmamış. Yani şüpheli bir parmak izine. Kızım sen bu raporu nasıl okuyorsun böyle? Okudum amirim. Nasıl okudun kızım sen? Bak burada ne yazıyor? Mahmut'un cüzdanında Orhan Katip'in parmak izine rastlanmış. Sen bunu nasıl okuyorsun kızım? Okumuştum. Orhan Katip kim kızım? Ha? Bu Erkan'ın karısına tacizden içeride olan adam değil mi bu? Ha? Erkan öldürüldüğü zaman bu Orhan Katip cezaevinde değil kızım. O ne alaka abi? Amirim ben atlamışım onu, özür dilerim. Atlamayacaksın Eda. Hiçbir şeyi atlamayacaksın. Senin aklın nerede kızım? Ha? Kadınla şu Orhan'ı alalım biz. Çıkın dışarı. Lan ne oluyor lan yine? Allah Allah. Ne yapıyorsun sen Behzat? Ne yapmışım? Osman'ı bulabildin mi? Yok, işim çıktı. Ben söyleyeyim mi nerede olduğunu? Neredeymiş? Komada. Narkotiğe gitmişsin, Osman'ı sormuşsun, adam şimdi komada. Ne yani? Benden mi şüpheleniyorsun şimdi? Geçen gün tartaklamışsın Osman'ı. Yok, tartaklamadım. Bildiğin dövdüm adamı. Aferin, aferin sana. Niye dövüyorsun adamı? Alp'in cebine hapları Osman koymuş. İtiraf etti adam, sana da söyledim ya. Alp'i de dövmüşsün o gün. Alp'i dövdüm, Osman'ın hapları koyduğunu öğrendim. Sonra gittim Osman'ı dövdüm. Ama ikisini de komaya sokan ben değilim be. Behzat, komadan çıkamazlarsa hapse girersin. Alp'in babası seni suçluyor. Narkotik polisi Osman'la aranda geçenleri biliyor. İkisiyle de husumetin olduğu ortada. Sen şimdi hangi taraftasın ya? Biri sana komplo kuruyor Behzat ya da sen artık ne yediğini bilmiyorsun. Yeter be. Yeter artık. Yetmez! Müdürünle konuştum. Soruşturma tamamlanana kadar açığa alınıyorsun artık. Bunu sen mi istedin? Ne alakası var? Benimle ne alakası var? Ayrıca ben istemedim. Hayır, onlar söyledi. Siz niye oturuyorsunuz lan? Alsanıza olanı. Tabii onu zaten şey yapmaya gidiyoruz. Ne oluyor lan? Ne oluyor ya? Ne gerginlik yani? Arkadaş şuna bak ya. Tamam Eda, yeni adresi bu. Kesin değil mi? Tamamdır, hadi eyvallah. Aldın mı lan? Aldım. İncirliye'ye gidiyor zaten. Hey. Ya o değildi. Bu Alp'le Osman meselesi fena ya. Amirimin başına bir şey gelmese bari. Oğlum bize bir şey demeden başını alıp gidiyor ha. Alp'i zor aldık elinden. La oğlum bu yarım bıraktığı işi tamamlamasın la sakın. Yok artık oha. Onu öyle abi. Tamam döver eder de komalık yapmaz herhalde adamı. Tadında kıvamında bırakıyor amirim. Değil mi? Doğru. Zaten en iyi sen bilirsin çünkü dayağını yedin hacı. Şişt. Eli ağır mı lan? Yani... Hafif denemez tabii. Ağırlığı var kendince. Sağlam. Nerededir ki la şimdi? Vallahi şu bir alalım da neredeyse gideriz yanına işte. Ne yapacağız abi? Ne bileyim lan ben ne yapacağız. Herkese baştan başlayacağız konuşmaya. Adı ne lan? Erkan Taş. Şüphelendiğiniz birileri var mı? Didem Aksoy. O kim? Benim eski sekreterim. Bir süredir ilişkileri varmış. Aga bu yeni cinayette şüpheli var. Sedat Güneş. Üst geçitte bıçaklama. Mahmut Güneş. Sen amcanla düşmanmışsın. Öyleydik. Ama ben öldürmedim. Mahmut'un cüzdanında Orhan Katip'in parmak izine rastlandı. Açığa alındığına göre ev işlerinde yardım edersin artık bana. Saçma sapan konuşma be Şule. Ev işlerine yardım edersin. Yuh! Yavaş! Yavaş be abi! Ne yavaşı lan? Manyak ettin oğlum sen beni! Hoş geldin. Hiç hoş gelmedim Şule. Ne oldu abi? Lan ne olacak lan? Manyak oldum sayende. Ne manyağı ya? Sen kafayı mı yedin? Evet yedim. Yedirttin lan kafayı. Bu durumun açığa alınmanla bir ilgisi olabilir mi? Alındı mı açığa? Alındı değil mi lan? Ha. Oldu değil mi sonunda? Ha. Manyak herif! Lan ne yapacağız lan biz senin için? Oğlum yoruldum diyorum lan, yoruldum. Bir günde şöyle senin gibi bak, televizyonun karşısında ayağını sehpaya uzatıp hiçbir şey düşünmeden oturup dinlenmek istiyorum lan! Uzat abi, düşünme abi, dinlen abi. İyi de abi sen her gün birini komaya sokarsan nasıl yapabilirim lan ben bunu? Deli herif, kopuk musun nesin lan sen? Ya herif ölse? Bu yersin lan! Abi ben bir şey yapmadım. Bana bak Behzat, seni şu bizim hanımın psikoloğuna götürelim ha. Anlat lan biraz, içini dök, rahatlayacaksın bak, görecek. Abi saçma sapan konuşma ya. Sana ne diyorum ben? Ben bir şey yapmadım. Sen insanları komaya mı sokuyorsun? Hah. Gerçi bizim hanım pek faydasını görmedi. Boşuna para harcıyoruz gibi geliyor bana ama. Yani anlatmak iyidir lan. Bir danış, bir içini dök, bir derdini dök. Faydasını görürsün. Yani aslında o kadar parayı verince hayatını öyle bir anlatırsın ki sen de şaşarsın ha. Abi ben bir şey yapmadım. Yapmadım ama ihale benim üzerime kalacak abi. Ya oğlum bak şimdi bir kişi olsa neyse insanlar senden şüphelenmeyecek ama iki kişi olunca iş değişiyor. Lan oğlum bir şey anlatıyoruz lan sana. Harun, ne yaptınız lan? Orhan aldınız mı? Ha yok abi ya, daha yoldayız vallahi. Ya bu İncirliye'ye gittik, oradan taşınmışlar. Biz de hala gidiyoruz, Türközü'ne gidiyoruz şimdi, ailesi oradaymış. Bak oğlum şimdi beni iyi dinle, iyi dinle. Ya büroda anlatacaktım, yarım kaldı. Bu Orhan'la Sedat var ya, cezaevinden arkadaşlar birbirlerinin cinayetini işlediler ha. Orhan bu kendisini içeri attıran adamın intikamını almak istiyordu. Sedat da bu alacak verecek davasından papaz olduğu amcasının intikamını almak istiyordu. Birbirlerinin intikamını aldılar böylelikle. Ha? Nasıl? İyi değil mi? Şimdi sen ekibi ikiye böl, tamam mı? Orhan'la Sedat'ı cinayet büroya getirin. Tamam abi. Tamam abi. Hadi peki. Şşş, Hayret. Senle ben Orhan'ı alacağız. Şakbaba sen de Sedat Bey'i alıverle hadi. Yok ya. Bu sefer ben yalnız olmam oğlum. İkinizden biriniz benimle geleceğiniz. Vallahi benim için hava hoş dayı. Yani sen istersin seninle gelirim, sen istersin seninle. Hiç fark etmez. Her yer Paris bana yani. Her yer Paris. Oğlum en kârlı bu çıkıyor. Ne olacak? Nasıl yapacağız? Ah! Bura mı lan? Burada işte bu sokak. Ha şu sağdaki kapı. Buyurun. Merhaba teyze. Biz cinayet bürodan geliyoruz da Orhan'ı arıyoruz. Orhan evde mi? Yok. Niye sordunuz? Sen anası mısın teyze? Anasıyım, bir şey mi yapmış? Yok ablacığım, yok. Onu bir görmemiz lazım. Nerededir Orhan, biliyor musun? Bilmem ki ben oğlum. Selamünaleyküm. Hayırdır gençler, ne istediniz? Aleykümselam abi, cinayet büro. Gel, gel abi gel. Al şunu içeri geç. Buyurun. Amca biz bu Orhan'ı arıyoruz da, sen babasısın galiba. Orhan diye bir oğlum yok benim. Ha, görüşmüyorsunuz? Yok. İstiyorsanız girin içeri bakın. Tamam, o zaman ben bir içeri bakayım abi. Buyur. Şimdi amca, bu Orhan bir ara hapise girdi, şimdi de hapisten çıkmış da. Biz onu arıyoruz, haberin var mıydı senin? Duyduk. Buraya hiç gelmedi mi? Gelmedi. Almam ki içeri. Adımını atamaz değiliz. Tabii. İçeride kimse yok lan. Yok tabii, dedim size. Adımını attırma. Abicim sen Sedat diye birini tanıyor musun peki? Tanımıyorum. Bak ne diyeceğim ben sana. Şimdi senin bu oğlan Orhan buraya gelirse sen bize haber ediyorsun, tamam mı? Derim de Orhan buraya gelemez ki zaten. Önünden bile geçemez. Ha amca. Öyle mi diyorsun? Tamam amca, tamam. Tamamdır. Hadi gidelim lan. Eyvallah amcacığım. Sağ olasın. Güle güle. Adama bak ya. Gandalf gibi geçti karşımıza. Orhan gelemez, Orhan gidemez. O kim lan? Harun'un dedesi. Rahmetli oldu, pek bahsetmem. Çok üzülürüm ha. Sedat da yok anasını satayım. Bugün de cenabet biz neyiz bulamadık ya. Amirim çay içer misiniz? Yok eyvallah, sağ ol canım. Oğlum sen niye susuyorsun lan? Ha? Nerede bu adam söyle? Ne bileyim oğlum ben. Bana niye soruyorsun lan? Oğlum sen gececi değil misin lan? Ne biçim hayaletsin oğlum söyle. Oğlum bu saatten sonra yalan olur. Kimseyi bulamayız yarın artık. He doğru vallahi ya. Dur ben amirimi arayayım da söyleyeyim. Şişt, nerede oğlum da sor. He tamam. Harbi lan, yalnız bırakmayalım ya. Yanına gidelim. Tabii tabii. Alo abi. Ya abi biz bu adamları aradık taradık da bunlar yok ya. Sedat'a şimdi baktık pansiyona, o da yok. Bu Orhan zaten ailesiyle görüşmüyormuş. Annesi babası nerede olduğunu bilmiyor. He. Sen neredesin? Tamam. Hadi tamam o zaman tamam. Tamam abi. Ne dedi lan? İşte meyhaneye gelin ben geliyorum diyor. Hüseyin abi? He. İyi. Hadi. Hadi. Bu arada açtı kendini ha. Niye lan? Eda mevzusunda ortalığı yıkarsın diye bekliyorduk. Ha. Yürüyün lan hadi. Oğlum ne olmuş lan buna? Yine uçmuş bu. Yok yok böyle iyi abi. Sapıtamadı ya. Dünya almadı tabii. Yok yok güven olmaz oğlum. Kontrol altında olması lazım böyle. Geç abi. Merak etmesin. Vallahi Orhan'la Sedat'ı hala bulamadınız. Abi işte pansiyona haber bıraktık. Herifler gelince bize söyleyecektir. Oğlum yeter la artık. Yarın şu adamı bulun. Abi zaten Eda gereken her yere herifin bilgilerini geçti. Herifler yarın elimizde ya, merak etmesin. Eda'ya kaldıysa o bitmez oğlum. Ne diyorsun lan sen? Bulacağız dedik ya oğlum. Evet vallahi. Sende son zamanlarda bir düşüş var ha. Bu Feride aşkmış derken iyice romantik oldu. Radarım bozuldu yani sen zedeledin. Eskiden 50 kere buluyordun. Harun. Abusaf konuşuyor. Doğru diyor. Doğru diyor. Yarın adam gibi dağılın da şu herifi bulun lan. Böyle saçma sapan şeyler içinde vakit kaybetmeyin lan. Anladın mı lan? Ha. Sen ne bakıyorsun? Sen anladın mı? Tabii anladım. Aferin. Bağırma. Bağırma. Bağırma dedim sana. Özledin mi beni? Sana tedavi olmaya geldim. Kocanla birlikte beni içeri attırdınız ulan! Beni! Sen beni tedavi edemiyorsun. Ben edeyim de gör. Yarın kalan bir işim var. Onu görüp gideceğim. Cinayet var. Vay. Bakıyorum da tetiklesin hemen bir yaptın durumu. Kimse benden hızlı cinayeti para alamaz da dingil. Tamam lan. Değil mi? Oha. Senem Akçil'e tecavüz etmeye çalışırken Orhan'ı öldürmüşler. Ha işte al. Siz bu adam bulana kadar... Hakkın lan. Abi sen gelme istersen. Dinlen bence. Ne lan? Aç aldın ya. Senin açığını kapalı. Lan. Yürü. Açığa alınmış. Nedir lan durum? Sırtından bıçaklanmış. Bıçağın yanına götürmüş katil. Parmak izi de yok. Kadın mı bıçaklamış? Olamaz abi. Geldiğimizde elleri arkadan bağlıydı. Siz bu oranı kimin bıçakladığını gördünüz mü? Gördüm. Ama tanımıyorum. Tarif edebilir misiniz peki? Pek hatırlamıyorum ama elimden geleni yaparım. Ne işin var senin burada? Açığa alınmadın mı? Evet. Katil Sedat. Harun. Sen şu ilk günkü görgü şahidi var ya, onu al merkeze geç. Akbaba, sen de Senem Hanım'ı önce hastaneye götür, sonra da merkeze getir. Tamamdır abi. Ben ne yapayım? Sen de kafana göre takıl işte. Ha tamam, ben kafama göre takılırım. Sen gidiyor musun abi? Ha, ben de Sedat'ı alacağım da. Behzat. Heh. Yok bir şey, git sen. Oğlum sen benimle niye geliyorsun? Bana bir bunu söyle la. La oğlum sen şimdi tek başına teyzeyi razı edemezsin ya. La nereye demiyorum la? Nereye demiyorum? Hadi. Hadi, hadi. Polisiz oğlum. Hadi, hadi. Merhaba teyze. Beni hatırladın mı? Ben Cilay Pürüm. Hatırladım sizi. Ne oldu? Hayır, aferin. Senin bizim emniyete kadar gelmen lazım. Hadi. Bu saatte mi? Gece baskını mı bu? Gündüzler torbaya mı girdi? Ya teyze sen ters misin? Niye kıl kıl davranıyorsun bana? Hadi ya, yürü gidelim. Terbiyeli konuş. Teyzeciğim iyi akşamlar. İyi akşamlar. Teyzeciğim şimdi Erkan Bey'in katil zanlısını teşhis için bizimle cinayet büroya kadar gelmen gerekiyor. Yani önemli olmasa emin ol bu saatte rahatsız etmezdik teyzeciğim. Ha? Yakalandı mı katil? Yakalandı teyze. Tabii gelirim. Üzerime bir şey alıp geliyorum. Tamam teyzeciğim biz seni bekliyoruz. Sağ ol teyze. İnsan ilişkilerini beğeniyorum ya. Sen de olmadığın için. Sen de hafiften... Abus abi konuşmasın. Ne diyorsun lan? Sezdim. Ne oldu? Yürü lan, gidiyoruz. Nereye? Emniyete. Ben gelmek istemiyorum. Niye geleceğim? Erhan'la Orhan'ın katil zanlısı olarak geldim. Ben öldürmedim. Ben yapmadım. Ben yapmadım. Ben... Lan yürü lan, yürü. Önce bir hastaneye götürelim de seni iğne miğne bir şeyler yapsınlar. Hadi. Kalk. Yürü. Yürü lan. Korkmanıza gerek yok. Buradan göremez sizi. Rahat olun. Korkmuyorum zaten. Bir şey yapacak olsa Orhan'ı öldürdükten sonra yapardı. Orhan'ı öldüren adam bu mu? Bağırma. Bağırma. Yarım kalan bir işim var. Onu görüp gideceğim. Bırak! İmdat! Bırak! İmdat! Bu değildi. Emin misin? Eminim. Gördüm. Bu değildi. Diğer şahidi getir lan. Abi yok, ben getirmeyeyim ya. Ben çağırırsam gelmez o. Yok. Öyle. Dur abi, ben getiririm. Siz böyle gelin. Buyurun. Teşekkür ederim. Şöyle geçin. Bakın bakalım. Doktorun öldürüldüğü gece gördüğünüz adam bu muydu? Ah, dikkat etsene evladım. Buydu, evet. Emin misiniz? Emin olmasam elin günahını alır mıyım? Adam senin kocanı öldürdü ya kızım. Ama senin hayatını kurtardı, değil mi? Hapse dönmek istemiyorum. Nasıl planladınız, anlat lan. Kandırdı beni. Kullandı amirim. Nasıl kullandı lan? O da senin amcanı öldürmüş. Amcam babanı vurdu. Suçu üzerine attı ha. Öyle yaptı şerefsiz. Niye? Babamın malları bana kalmasın diye. Ortaklardı. Sen de benim gibi kadersizmişsin, yemin ediyorum. Sana da mı iftira attılar? He. Arkadaşım hem de. Birinden alacağım var, vermiyor. Konuşmaya gideceğim ama ters bir adam. Sen de benimle gelir misin dedi. Ben de gittim. Gitmez olaydım. Yanında 2 kişi daha getirmiş. Konuşmaya gittik. Girer girmez adamı vurdu. Sonra da benim vurduğumu söyledi polislere. Yanındakileri de yalancı şahit olarak getirmiş. Yapma be kardeş. Sen tacizden içeride olduğunu bilmiyor muydun lan? Söylemedi amirim. Kimse de bilmiyordu içeridekilerden. Şişlemesinler diye söylememiştir. Bilmiyordum. Hiç şüphelenmemiştim amirim. Sedat, iyi düşün. Bak, bu fırsat bir daha ele geçmez. Abi olmaz. Oğlum bir düşün. Olmaz deme hemen. Ben de çok düşündüm. Bu kararı vermem kolay mı oldu sanıyorsun? Ben kimseyi öldüremem. Öldürmen lazım. Öldürmemiz lazım. Bak, Erkan denen herif benim hayatımı mahvetti. Amcan da senin. Sen Erkan'ı, ben de amcanı öldürürsem kimse bizi yakalayamaz. Birader, geçmiş olsun. Sağ ol abi. Eyvallah. Sağ olasın. Şunu da atarsın dışarıda. Tabii. Okunmamış bir mektup gitsin bari. Eyvallah. Eyvallah. Sağ ol. Bizim yerimizde de işte. Eyvallah. Geçmiş olsun. Sağ ol. Sağ ol. Eyvallah. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Sen merak etme. Yakında ben de çıkacağım. Amcanı yaşatmayacağım kardeşim. Suçsuz yere yandık. Bu iş burada kalmayacak. Eyvallah. Hakkını helal et. Niye çıkar çıkmaz Erkan'ı öldürmedin ben? Yapamadım. Hatta amcamla barışmayı bile denedim. Kovdu beni. Öfkelendim tekrar. Babamı öldürdüğümü düşündükçe içim içini yedi. Onun ölmeyi hak ettiğini düşünmeye başladım. Onun yüzünden herkes bana baba katili gözüyle baktı. Bir tane arkadaşım kalmadı. Hangi kapıya gittiysem yüzüme kapandı. Ben de bu işi ya Orhan içeriden çıkmadan yapacaktım ya da vazgeçecektim. Orhan amcanı öldürsün diye sen de gittin Erkan'ı öldürdün, öyle mi? Evet. Sonra? Sonra o gece çok kötü oldu. Erkan'ın görüntüsü gözlerimin önünden gitmedi. Vicdanım sızladı sürekli. Ertesi gün dayanamadım. Erkan'ın cenazesine gittim. Rahat edeceğimi sanıyordum. Ama vicdan azabı çekmeye başladım. Sonra Orhan'ın bana anlattığı hikayenin yalan olduğunu öğrendim. Ben de Erkan ona iftira attığını sanıyordum. Meğer karısına cinsel tacizde bulunmuş. Orhan'ın beni kandırdığını anladım. Onu ararken amcamın öldürüldüğü haberini aldım. Sonra pansiyona döndüm. Orhan geldi sizden önce. Kandırdın lan beni. Adamın karısına sarkmışsın. Hani sana iftira atmıştı. Hani suçsuz yere hapse düşmüştü. Uzatma Sedat. İkimizin de işi halloldu işte. Bundan sonra birbirimizi görmeyeceğiz. Madem seni kullandı, niye amcanı öldürdüler? Benim gerçeği öğrendiğimi bilmiyordu. İkimiz de cinayeti işledikten sonra bu iş bitecekti. Bir daha görüşmeyecektik. Ama ben Erkan'ı neden öldürttüğünü öğrendim. Selim'e yaklaşmak için aradan çıkardı adamı. Orhan'ı niye öldürdün lan peki? Seni kandırdı diye mi? Aklıma geldi amirim. Orhan bana bunu yaptıysa Selim'e kim bilir neler yapar diye düşündüm. Selim'in evini öğrenmiştim. Gittim. Selim'e tecavüz edecekti amirim öldürmesem. Öyle olduğunu görünce dayanamadım, öldürdüm. Amcam iftira attı. Orhan kandırdı. Pişman değilim ama. Cezaevine geri dönmek istemiyorum amirim. Dönünce ne olur? Döneceksin.